antibiyotik almak mide için Bizim öyle birçok çok ciddi bir hastalığı hatamız var, tetikleyicidir. evet. Yani antibiyotiklerden özellikle biz bir de doktora da danışmadan kullandığımız bile oluyor. Yani Yani Türkiye'de dolayısıyla evet böyle durumlar duyuyorum ben. Aman buradan da izleyicilerimizi tekrar uyarmış olalım yani. Ama doktorumuza danışmadan da antibiyotik kullanmayalım. Kendi kafamıza da göre de kullanmayalım. Antibiyotik gerçekten çok ağır ve yoğun bir şey. Yani gerek yoksa doktorumuz bile vermesin yani bize Tabii, antibiyotik. Türkiye'de maalesef ağrı kesiciler, antibiyotikler, leblebi gibi tüketiyoruz maşallah. Evet. Mecazi anlamda Maalesef ki. maşallah diyoruz. Almanya'da mesela bir şehirde, küçük bir şehirde, Neuwied'de bir çocuk bademcik ameliyatı olmuş. Annesi de refakatçi kalıyor. Doktoru demiş ki annesine, çocuk çok ağlarsa, sancısı, ağrısı olursa fitil ver demiş birkaç tane. O da fazla vermiş. Çocuk ağladıkça fitil vermiş. 2 gün sonra 10 yaşındaki çocuklarını kaybettiler. Oh. Otopsi sonucunda parasetamol içeren, parasetamol ağrı kesici. Bugün anneler babalar çocuklarına ağrısı sızısı olsun, orası burası şurası ağrısı hemen ağrı kesici veriyorlar. Herkes kullanıyor ağrı kesici. Ne oldu? Çocuk öldü. Neden öldü? Araştırdılar, otopsi sonucunda parasetamolun karaciğeri bitirdiği tespit edildi. Çürütmüş. Parasetamol. Yani rastgele ilaç kullanıyorlar. Türkiye dünyada en çok antibiyotik kullanan ülke. Neden? Maalesef. İnsanlarımız bilinçlendirilmiyor. Herkes televizyonlara çıktığında, yani birçok herkes demeyelim de, ürün tanıtım, ürün tanıtım, ürün tanıtımı, para, para, para. Yani Avrupa'da bu tür, Avrupa'da olsun, Amerika'da, Asya'da olsun, insanları bilinçlendirici çok güzel programlar oluyor. Bizde de yeni yeni başladım Yani maşallah, yurt iyiye dışında gidiyor. zaten bir doktorun antibiyotik yazması bile çok zor. Çok düşünerek, çok farklı işte kurulların sonucunda antibiyotiği farklı Tabii. şekillerde yazıyorlar. Bizim kadar kolay temin Ben edilmiyor. 29 Antibiyotiği eczaneye gidip alabiliyoruz biz, onlar alamıyorlar. Böyle durumlar Evet, söz konusu öyle. değil tabii. Bazı 29 yıl ülkelerde. Almanya'da kaldım. İlk gittiğim zamanlar onlarda da bilinç yoktu. Bir ara bir nedenle hastanede kalmıştım. Sabah kuşluk vakti, öğle, ikindi, akşam yatmadan önce günde 6 defa şöyle özel bir ilaç kutuları var. 4-5 tane ondan 4-5 dedim. Bu ne ya? Durmadan ilaç veriyorsunuz. O zaman ben de bilinçli değildim yani. O zaman kaç yaşındaydım? 20 yaşlarında bir gençtim. Bilmiyordum o kadar. Bu kadar ilaç ne olacak dedim. Ya şu şunun için, bu bunun için, o onun için. Bir tanesinin yan etkilerini yok Öyle etmek için. değil. Yani 30 çeşit hap yutturuyorlardı. Bütün